Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. İyi günler dilerim. Arkadaşlar bugün Windows 10 en son çıkan H2 işletim sistemini kurdum. Biraz deneyimlerimden bahsedeceğim. Ufak tefek optimizasyon ayarları yaptım. Açık söyleyeyim, LTSB ve LTSC sürümleri kadar hızlı ve seri, yani donanım dostu olmuş gibi bir sistem diyebilirim artık. Tabii üzerine ufak tefek optimizasyonlar yaptığımızda sistem daha kararlı, daha istikrarlı çalışıyor. Zaten donanımı üst seviye olan kişilerde bu tabii daha bariz farklı gösterecektir hızını kendini. İngilizce kurdum ben. Dolayısıyla indirme adresini video altına da eklerim. Bu siteden seçtim, finali seçtim. Buradan seçtim 2009 H2. Efendim Windows 10 dili seçiyorsunuz buradan arkadaşlar. Ben İngilizce seçtim. Dileyen Türkçe seçebilir. Türkçeyi seçip 64 bit, 32 bit donanımına göre download edebilir arkadaşlar. Optimizasyonlarını yaptığım programlar TS Telekom performans ayarları, optimiz ayarları konusunda 7, birinci konu buradan gösterelim. Böyle ilk sırada olan bu Defender'ı, update'i vesaire kapatan uygulama. Birazdan göstereceğim onu. Yedinci konuda da Yamiksoft Windows 10 Manager. Burada arkadaşlar. Bunu da kullanacağım birazdan. Göstereceğim size. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan çekebilirsiniz, indirebilirsiniz. Linki var zaten. Evet, bunu aşağı çekelim şimdilik. Bu giriş olarak bunu göstermek istedim. Arkadaşlar Windows 10'u kurduktan sonra yaptığım ilk ayar şu oldu. Onu göstereyim. Aslında buradan da olur da ben en iyisi şuradan göstereyim. Defender arkadaşlar. Defender'ı sağ tıkladım, kapattım. Yani günümüzde artık ya antivirüs programları vesaire farklı uygulamalar var. Açık söyleyeyim, Defender'dan daha hızlı ve stabil çalışıyor. Defender çok şişiriyor arkadaşlar makineyi. Onun için buradan disable'ı yaptım. Kapattım arkadaşlar. Zaten burada da gösteriyor. Birinci yaptığım işlem bu oldu. Bilgisayar zaten kafadan %50 daha da hızlanıyor arkadaşlar bunu kapatınca. Ondan sonra arkadaşlar Windows 10 Yamiksoft Manager'ı kullandım. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Direkt tıklayalım bakalım. Niye öyle yaptı? Bakalım şu an. Şeyden dolayı. All managers was start ayarlar diyor. Bir uyarı veriyor bize ama ne olduğunu anlamadım. Yes diyelim. Evet, açıldı, neyse. Evet arkadaşlar. Portable program olduğu için arkadaşlar sanıyorum bazen hatalar verebiliyor. Sistem iyileştiriciye giriyoruz arkadaşlar. Sistem hızı. Sistem hızında buradaki tiklerin hepsini işaretliyoruz arkadaşlar. Başlangıçta da hepsini işaretleyin. Alttaki boş kalsın. Kapata geliyoruz. Bu çubuklar yavaştan hızlıya çekiyorum arkadaşlar hepsini. Yavaştan hızlıya. Tikleri de burada dolduruyoruz. Buradakileri tikle dolduruyoruz. Boş kalsın. Sistem bunların hepsini doldurduk. Ondan sonra kaydet dedik arkadaşlar. Yaptığım işlem bu oldu. Birinci aşamada. Ondan sonra bilgisayarım bu özelliklerden şeye giriyoruz. Advanced Mode'a. Buradan da zaten görünüm ayarlarını da dolayısıyla en iyi duruma getirdiği için sadece İngilizce sistem kullandığım için simge ve görüntüler ve yazı tipi gölgeli olarak göster. Onları bıraktım. Zaten bu program da otomatik o şekilde yapıyor. Yaptığım işlemler bunlardan ibaret arkadaşlar. Sürüm bilgisine bakalım. VMware yazalım. Evet arkadaşlar, 2020 H2 gördüğümüz gibi H2 OS build 19042.610. Şu anda 630 kaçtı? Final 631 var arkadaşlar. Sürüm yükselmiş. Dolayısıyla indirdiğinizde bu sürüm olacak. Ben bunu indireli yaklaşık bir 7-8 gün oluyor, belki 10 gün. Kurmak bugün nasip oldu. Kurdum. Kurduktan sonra hiçbir şeyi kaldırmadım arkadaşlar. Yani Metro App'i,
Yani Spotify şeyim vardı, hesabım vardı. Hava durumu filan İstanbul'a ayarladım. Ondan sonra ne bileyim. Artık dedim biraz da böyle kullanalım, değişiklik olsun. Mail adresi Microsoft Edge, burada biraz önce Chrome'u kurmadım. Oldukça stabil çalışıyor arkadaşlar. Yani bugüne kadar ben nasıl kullanmıyorum gözden kaçırmışım hayret. Hakikaten seri ve akıcı çalışıyor arkadaşlar. Sürüm bilgisine bakalım. Bunu da sadece uBlock şey var, reklam engel, onu da ekledim arkadaşlar. Bütün eklentileri destekliyor. Update yapıyor şu anda. Yapsın fark etmez. Bu arkadaşlar ISO dosyasını indirmek için ben videonun altına bu adresi ekleyeceğim. Dileyen istediği sürümü seçer buradan. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar 20H2'yi. Stabil atak. Yani biraz daha düzeltmeler yapıldığı bariz belli oluyor. Hava durumu vesaire. Bunları yani oyun oynama vesaire işte ne bileyim Microsoft Store. Store'dan farklı uygulamalar yüklemek isteyenler varsa Netflix gibi falan filan. Dileyen onu da yükleyebilir. Benim hesabım yok zaten. Ama yani kullanışlı, farklı isteyenler yani bunları tamam donanıma etki ediyor ama yine de kullandığınız zaman ediyor. Yani kullanmadığınız zaman zaten bir fonksiyon fazla bir şey etki etmiyor sisteme. WhatsApp var, Netflix var vesaire var da var. Mesela ben Defender'ı kapattım. Bununla da sistemi ayarladım. Yani öyle çok vay vay bir işlemci RAM harcamıyor. Yani kullandığınız şeyle şu anda tarayıcı maçı kayıt yapıyor vesaire. Dolayısıyla stabil, gayet stabil yani arkadaşlar. Stabilizasyonu gayet güzel. Bir sorun yok. Ben memnunum. Kurmayı düşünenler hiç düşünmeden kursunlar. Yani şeyleri güzel, geçişleri rahat. Bir de sağ tıklayıp arkadaşlar, kişiselleştirmeden rengi ben light yaptım arkadaşlar. Böyle dark'taydı, ben light yaptım, bu rengi aldı. Hoşuma da gitti, iç açıcı. Daha sonra siyah yaptım, şu alttan siyah. Başlıkları da şu belirgin olması için bunları da siyah yaptım. Yani gayet güzel, şık masaüstü. Sorunsuz. Biz problem yok yani. Gayet işlevsel. Yani bu şu anki tabii ki size de öyle hızlı görünüyorsa da yaptığım ayarlar arkadaşlar Defender'ı kapatmak oldu birinci. Daha sonra Microsoft On ya Microsoft Manager'ı çalıştırdım. Tekrardan bakalım isterseniz. Açılıyor şu anda arkadaşlar. Heh, evet geliyor. İyileştiriciye geldim. Sistem hızına geldim. Buradaki tiklerin hepsini işaretledim arkadaşlar. Başlangıç. Buradakilerini işaretledim. Alttaki boş. Kapattan da bunları hızlıya çektim arkadaşlar. Şu yanıt vermeyenlere tikleri de işaretledim. Kaydet dedim. Bir süre bekledim. Ondan sonra sistem böyle bir sanki biraz daha yukarı doğru çıktı hızı. Rahatladı yani. mail kullanıyorsanız bu posta okuyucusunu tavsiye ederim. Kullanın. Gmail, işte Microsoft hesabınız varsa Microsoft Store zaten. Edge'de zaten otomatik aynı senkronizasyon çalışıyorlar. Ben Chrome'u kırmayı belki bundan sonra düşünmüyorum. Bana çok stabil, rahat geldi. Zaten Chromium tabanlı bir tarayıcı. Yani eklentilerde uyum sağlıyor. Onun için bence şimdilik gerek yok gibi düşünüyorum Chrome için. Chrome sanki biraz daha RAM fazla harcıyor. Zaten bilindik bir şey. Onun için hesap makinesi, kalender, işte kamera. Kamerayı daha önceden kaldırıyordum. Kamera çalışmıyordu arkadaşlar bu video çekiminde. Bunu kaldırmak da iyi değil demek ki. Eski sürümlerde sorun olmuyordu ama yeni sürümlerde bu da bilgi olarak not düşmekte yarar görüyorum. Eğer Microsoft Store vesaire hepsini kaldıracaksanız bu kamerayı mamerayı bırakın arkadaşlar. Ola ki hani çekim yapıyorsanız YouTuberlar özellikle bunu bıraksınlar yani. Kamerada sorun yaşayabilirsiniz veya yaşayabilirler bu işleri yapanlar. Ondan sonra fazla da bir şey yüklemedim arkadaşlar. Yani sade, şık, hızlı, stabil. Kapat deyince şak diye kapanıyor. Açılırken de 4-5 saniyede açılıyor arkadaşlar. UEFA'yı zaten UEFA kuranlar daha bir performans alacaklarına inanıyorum. UEFA malumatım yok çünkü UEFA ile bir bilgisayarım yok. Legacy kullanıyorum.
Efe hocam çok sağ olsun gönderdiler. Teşekkür ederim buradan. Bu vesileyle de söylemiş oldum. Arkadaşlar genel konsept, görüntü, tablo bu. Windows 10 H2 işletim sistemini gözlemledik, inceledik kısmen. Yani tavsiye ediyorum kuracaklara. Yenilik her zaman iyidir. Güncellemelerinizi alın arkadaşlar. Ben güncellemelerde buna da değineyim aklıma gelmişken. Zararlı yazılım güncelleştirmesini, ondan sonra Eften püften insider insider sürümleri upgrade vesaire onları kapattım. Sadece güvenlik güncelleştirmeleri, normal stabilizasyon güncelleştirmeleri onları ayarladım. Güncelleştirmeler zaten gelse gelse en fazla 1 GB gelir. Net framework onu unuttum söylemeyi. Onu da hemen buradan göstermek gerekirse. Nereden gösterecek bir kontrol panel şuradan. Network. Aha, şuradan. Program and Feature. Ben Net Framework 3.5'i açtım arkadaşlar. Onu unuttum söylemeyi. Legacy Direct Play o özelliğini açtım. Yazıcı kullanmadığım için aşağıdakileri bıraktım. Şu SM1, şunu da arkadaşlar çıkarttım. Media Player, Microsoft Feature, Media Feature. Bunu da bıraktım. Çünkü VLC Player kullanıyorum. Bir de Work arkadaşlar şunu kesin bırakın kullanmıyorsanız. Sistemde bayağı bir rahatlama geliyor. Bir bu. Bir de arkadaşlar şu. İkisini devre dışı bırakınca sistemde bayağı bir stabilizasyon artıyor arkadaşlar. Direct Play'i etkinleştirin. Kurulumdan sonra orijinal kuracağınız için. 3.5 Net Framework. Bu da lazım arkadaşlar. İnternet uygulamaları ve normal uygulamalar için. İşaretliyoruz. Ondan sonra OK diyoruz. İnternete bağlı olarak da. Otomatik olarak hemen otomatikle ekliyor arkadaşlar. Sistemi yeniden başlatın. Daha sonra devreye giriyor. Bunu da aklıma gelmişken söylemiş bulundum arkadaşlar. Evet. Herkese iyi bir gün geçirmesini diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ha arkadaşlar. Görüşmek üzere.